İyi günler, güne bakışa hoş geldiniz sevgili seyirciler. Gündemi değerlendirmeye uzman konuklarımızla gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Çok değerli konuklarım var. Profesör Doktor Filiz Bakar. Sayın Bakar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeditepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı. Bir diğer konuğumuz, uzman klinik psikoloğumuz Serap Sözen. Sayın Sözen hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizinle başlayalım. Siz tabii ki normal kelimesini çok kullanmayı tercih etmiyorsunuz ama artık bu literatüre girmek üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni normal ifadesini kullandı. Bu önümüzdeki dönemdeki tedbirlerin yavaş yavaş yumuşamasını açıklarken onda da ilk müjde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız için dedi. Çünkü onların sokağa çıkma kısıtlamaları vardı ve şikayetleri de vardı. Hiç olmazsa bu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bize birkaç saat verilir mi acaba? Biz de bir hava alalım, bir derin nefes alalım. Evde çünkü sıkıldık demişlerdi. Onunla başlayalım. Yani haftada bir gün 4 saat bile olsa böyle bir gevşeme onlar için ne anlama geliyor? Psikolojik olarak onların rahatlamasına belki tamamen yetmeyecek ama iyileştirecek gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Tabii ki. Çünkü bu kısıtlamaların en önemli etkisini belki onlar aldı ve en başta onlar aldılar aslında. Ve çok sınırlandırılmış olmak, özgürlüğün elinden alınması, özellikle ergenler için bunu daha, yani ergen danışanı da çok takip ettiğim için oradan da biliyorum. Bir anda hapis edilmek gibi bir durumla karşılaşmış oldular ve buna uyumlanmak, dışarıda bir hayat akarken ve onlar o akmış hayata adapte olmuşken onları oldukça zorladı. Tabii ki 65 yaş üstü için de mutlaka ki onlar da rahatça çıkabiliyorlardı, yürüyüş yapabiliyorlardı, parklara gidebiliyorlardı veya işte arkadaşlarıyla sosyalleşebiliyorlardı. Şimdi bu imkan ve ihtimaller bir anda böyle ellerinden alınmış olunca çok bocaladılar ve birkaç saatlik bir kontrollü bir özgürlük alanının bile sağlanmış olmasının onlara duygusal olarak onları rahatlatacağını çünkü düşünüyorum. Onların sağlığı için ama en büyük fedakarlığı galiba değil mi? Bu dediğimiz onlar grup yaptılar. Tabii. Özellikle gençler için yani çok zor oldu diye düşünüyorum. Çünkü hani çok arkadaş ilişkileri, sosyal hayatları çok olan, aktif olan ve genelde bunlarla ilgili sorunlar yaşayan bir kesimden bahsediyoruz ve şimdi bir anda evin içinde 24 saati nasıl değerlendireceğini bilmeyen bir duruma düştüler. Dolayısıyla evet, birkaç saatlik özgürlük bile iyi gelecektir. İyi gelecek. Şimdi hepsi sosyal medya uzmanı oldular. Eskiden anlamam ben diyorlardı ama şimdi pazar günü dışarı çıkacaklarını bilenler acaba hangi sandviçi yapayım, yanıma hangisini götüreyim diye telaş içine girmeye başladılar. Hocam Profesör Doktor Filiz Bakar, şimdi hafta sonları kimsenin sokağa çıkmayacağı saatlerde 65 yaş üstü için bir serbestlik getirildi ama çocuklar için hafta içinde getirildi bu saat. Evet. Yani aslında iki taraf da risk grubu, çocukların çok daha fazla bulaştırıcı olduğu söyleniyordu ama niçin acaba sizce hafta içi herkesin de sokakta olduğu saatlere ve günlere denk gelmiş olabilir bu izin? Yani onu bilemiyorum ama çünkü bence buradaki en önemli faktör hani iki grubu da hafta sonuna koymak istemediler. Yaşlılar için daha önemli. Çünkü yaşlılar daha ciddi bir risk grubunu oluşturuyorlar koronavirüs için. Ama çocuklar gerçekten tüm dünyada, ülkemizde de çocuklar koronavirüse daha az yakalanıyorlar. Yakalansalar da onlarda seyir daha hafif oluyor. Hani belki de bundan dolayı çocukları hafta içine koymuş olabilirler diye düşünüyorum. Yani öncelik herhalde yaşlılar. Çünkü öncelik, en çabuk onlar kapabiliyorlar. Evet. Çünkü ağır olan hastaneye yatış gerektiren, ölümlerin olduğu grup yaşlılar. O yüzden de yaşlıları biraz daha sakin bir zamanda dışarıya çıkarmaları daha mantıklı gibi gözüküyor. Evet. Peki bir İtalya'dan görüntülerimiz var. Çünkü onlar haftalardır dışarı çıkamıyorlardı. Evet. Şimdi bizde sadece hafta sonuydu onlar devamlı. Şimdi bir torunla anneanne babaanne ve dedelerle bir buluşma anı var. Gerçekten etkileyici bir görüntü. İsterseniz onu izleyelim sonra devam edelim. Aylar sonra böyle kavuştular. Görüntüler koronavirüsün vurduğu İtalya'dan. Ülkede salgına yönelik alınan sıkı tedbirler gevşetildi. Bu kararla Domenico Di Massa ve Mariantona Gangemi çifti 2 aydır göremedikleri torunlarına kavuştu. Karı koca torunları Cecilia'ya doya doya sarıldı, hasret giderdi. Kavuşma sırasında duygusal anlar yaşandı.
Tabii hepimizin, bütün anneannelerin, babaannelerin, dedelerin ve torunların özlediği görüntüler. Evet. Umuyoruz darısı başımıza diyelim yakın bir zamanda ama hocam şunu sormak istiyorum. Çocuklar tabii ki dışarı çıkamadı o ülkede de, İtalya'da da, bizde de. Büyükler de çıkamadı ama anne babaları mesela çalışmak için dışarı çıkabiliyorlar. Evet. Bu görüntü tamam özlenen bir görüntü ama bir erken bir görüntü mü sizce? İtalya için bence hani artık belli bir riskin altına düşüldüğünde hani bu artık belli, bizde de zaten yavaş yavaş normalleşme süreci başlıyor. Ama bizim için, hani bizim için düşündüğümüzde bu görüntü erken. Erken. Bizim için erken, evet. Daha biz o sayılara ulaşamadık, yani vaka sayılarımızı, oldukça yeni vaka sayılarımızı düşürmemiz gerekiyor bunu yaşayabilmemiz için. Biz belki hafta içi dışarı çıkabiliyoruz ama İtalya'da çok sıkı tedbirler alınmıştı. Tabii ki, tabii ki, evet. Ama İtalya'da bizden çok daha kötü seyretti yani. Hani onu da rakamlarla her şeyi de görmek mümkün. O yüzden de bizim için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Peki. Serap Sözen, şimdi yeni normal... Yani yine normal kelimesi belki çok artık kullanacağız. Evet. Çünkü herkes öyle konuşmaya başladı. Şimdi bunda geçiş, buna geçiş, yeni dediğimiz, normal dediğimiz şey, eskiden normal değil miydik, ne yaptık, aradaki fark tabii ki şey oluyor. Bir de bazı uzmanlar diyordu ki aslında hayatla tekrar yeniden ısınmaya başladığımız zaman psikolojik bir takım problemlerimiz aslında o zaman gün yüzüne çıkmaya başlayacak diye. Pazartesi başlıyor, AVM'ler evet, açılıyor, evet. Kuaförler açılıyor, berberler açılıyor. Birçok fabrikada tekrar işbaşı yapılacak, ofislere geri dönüşler başlayacak. Bu aslında herkesin gerçekten özlediği, bir anda kendisini bulmak istediği bir ortam mı olacak? Öncelikle şunu söyleyerek başlamak isterim. Psikolojiyle ilgili bir şeyden bahsettiğimiz zaman... Herkese uyacak, genel geçer bir açıklama yapma imkanımız yok. Çünkü insan sayısı kadar, yani parmak izine benzetebiliriz onu, farklıdır insan ruhsallığı. Dolayısıyla tehdidi nasıl deneyimlediğinizdir önemli olan. Yani tehdidin kendisinden ziyade, koronavirüs bir tehdit mi? Tehdit. Özellikle fizik bedene yönelik bir tehdit. Tamam, bu bir realite. Fakat bu realiteyi her kez aynı biçimde deneyimlemiyor aslında. Yani şöyle örneklendireyim. Koronavirüs bana gelecek, beni hasta edecek ve ben öleceğim. Bu tehdidi buradan alıyor olabilir kişi. Daha çok fizik bedenin devamlılığı ile ilgili bir tehdit alıyor. Koronavirüs olacağım, başkasına bulaştıracağım, sevdiklerim zarar görecek. Daha ilişkisel alandan, daha duygusal bir noktada tehdidi alıyor. İşte dışarı çıkılmamalı, bu yanlış diyen birisi ve engellenme hisseden birisi daha zihin boyutunda alıyor tehdidi. Şimdi bu neden önemli? Çünkü bu normalleşme dediğimiz bu süreci de nasıl yaşayacağımızın göstergesi aslında. Tehdidi nereden alıyorsam alacağım önlem, uygulayacağım yöntem buna göre olacaktır. Yani bu süreçte neleri kaybettik, neleri kazandık sorusuna her bir birey ne cevap veriyorsa bundan sonraki süreçte ona göre kurgulayacak. Aynen öyle. Dolayısıyla hani normalleşmeye nasıl adapte olunacak dendiği zaman bende şöyle bir şey uyanıyor. Yani bu konuyu nereden tutmalı? Hani çünkü o kadar farklı dediğim gibi psikolojik yapılardan, insanlardan bahsediyoruz ki dolayısıyla o bireyi dinlemek gerekiyor. Ama bu demek değil ki hani hiçbir şey mi söyleyemeyiz peki bu noktada? Yani hiç mi bir şey dile getirilemez bu durumla ilgili? Şöyle düşünüyorum, tehdidi nereden alıyor olursak olalım. Bu aslında bilincimizin ne kadar geliştiğinin işareti, tehdidi nereden duyduğumuz. Ama nereden duyuyor olursak olalım hepimiz için bence zorlayıcı olacak bu. Yani ve belli bir kaygı, belli miktarlarda kaygıyı mutlaka yaratacak. Yani eskiden çok daha kolay işte bir kahveciye girip rahatlıkla bir kahveyi alabilip içebiliyorken onun hazırladığı bir kahveyi şöyle bir tereddüt olacak yani. Şimdi hani bu ne kadar hijyenik, acaba ne şartlarda hazırlanıyor? Hani önceden düşünmediğimiz şeyler az çok bizi bir rahatsız edecek. Ama bunu örneğin bir panik atak seviyesinde bazıları yaşayacak, evet. Bazıları takıntı geliştirecek. Yani yapamayacak belki. Bazıları takıntıya rağmen yapabiliyor olacak. Şimdi bunu kim nasıl reaksiyon verecek? Bunun için net bir şey söylemek mümkün olmamakla birlikte... Bağlayabileceğim yer dediğim gibi, evet, herkes belli bir miktarda bence bir kaygı deneyimleyecek. Başa çıkma biçimi ardalanıyla, yani o zamana kadar geliştirdiği değer yargıları, zemininde neler barındırdığı,
En önemlisi de bilinç gelişiminin ne düzeyde olduğu. Evet. Algılayacağı tehdit bu şekilde olacak. Savunması da ona göre olacak. Gibi. Şimdi tabii ki yani artık her kahveyi içemeyeceğiz demeniz çok doğru. Bir de eskilerin bir bildiği varmış herhalde, değil mi? Bütün misafirlere gelir gelmez bir kolonya ikram edilmesi. Evet. Yani şimdi artık ne güzel geleneklermiş, evet, değil mi? Yani ne güzel geleneklermiş. Peki bunca zamandır biz çocuklarımıza mesela bir salgından bahsetmeye çalıştık. Onlara anlatmaya çalıştık. Tehlikeden bahsettik. Hı hı. Evde kalmaları gerektiğini anlattık ama şimdi bu 4 saatlik süre boyunca olsa bile onları dışarı nasıl çıkaracağız? Evet, yine aslında aynı yere geliyoruz. Yani ebeveynden ebeveynine. Bize sormazlar mı? Madem evet. Dışarıda tehlike vardı, şimdi niye çıkıyoruz diye sorabilirler. Evet, belki. Evet tabii çok muhtemel bir sorudur. Özellikle de yaşı daha küçük çocuklarda bunu duymayı tavsiye ederim. Benim bendeki ilk çağrışımı böyle 6-11 yaş arasında daha uygun bir soru gibi. Yani biraz daha büyük olan anlayabilecek, evet. Çünkü neden böyle bir kontrollü özgürlük sağlandığını. Daha küçük olan için zaten çok olayın farkında değil. Hani söylemi bile çok net anlamıyor olabilir. Ama evet 6-11 yaş arasındaki bir çocuk için madem bu tehlikeliydi şimdi niye ne oldu da beni sokağa gönderebiliyorsunuz? Yine bunu da yine o yaş düzeyine uygun, o gelişim düzeyine uygun şekillerde açıklamak gerekiyor. Elbette tehlike hala sürüyor ama bunu tabii ki çok korkutucu kelimelerle değil. Tabii ki dikkat etmeliyiz ama hayatımızın akışına, eski akışına da biraz dönebilmemiz için bunu da deneyimlememiz lazım. Yani birazcık dışarı çıkacağız ama yine dikkat edeceğiz. Çok üstümüzü başımızı işte elimizi çok kirletmemeye, kirletiyorsak gelip evde mutlaka hani önce bir yıkamaya veya duş almaya evde bunlara dikkat edeceğiz. Ama sen arkadaşlarını da özledin. Hani onlarla da olmaya ihtiyacın var. Şimdi artık bunu birazcık yaşayabiliriz. Bu tehlike birazcık azaldı. Hani şeklinde ifade etmek ama tabii şu değil, tamamen ortadan kalktı. Artık sorun yok. İşte 4 saat izin verildi, 14 saat de olur o yakında gibi erken söylemlere girişmemek lazım. Peki. Filiz Hocam, bunu umursamayan bazı veliler olduğunu da biliyoruz. Mesela semt pazarlarında küçücük çocuğuyla birlikte giden, hatta maskeden, değil mi? O hiçbir önlem almayan aileler de var ama bunlar tabii ki gün geçtikçe asgari olarak gördüğümüz şeyler. Şimdi arkadaşlarıyla buluşmaktan bahsetti az önce uzman klinik psikologumuz. Diyelim ki haftaya bugün, çarşamba günü ya da cuma günü onların izin saati. Hı hı. Bütün anneler, babalar çocuklarını alıp diğer arkadaşlarıyla mesela evlerinin yakınındaki bir parka gitmek istedikleri zaman. Biz biliyoruz bundan önceki şeyde çocuklar bir böyle bir şey gördükleri zaman alt alta üst üste hep beraber zapt etmek çok mümkün, evet, olmuyor. Evet. Burada anne babalar neye dikkat edecekler? Burada tabii ki yani eski normal, yeni normal onları konuşuyoruz. Tabii ki eski normal gibi olmayacak. Tamam, dışarıya çıkacaklar. Çünkü gerçekten onların da dışarıya çıkmaya ihtiyaçları var. Kendi arkadaşlarını görmeye ihtiyaçları var. Fiziksel olarak belki koşmaya ihtiyaçları var. Bir ev gibi kısıtlı bir mekanda ne kadar koşuyorlar bunlar. O yüzden de birazcık enerjilerini boşaltacaklar. Ama burada tabii ki dikkat edilecek nokta, hani belki bir arkadaş, belki iki arkadaş böyle yine üst üste alt alta gibi olmayacak. Yine bu tür serbestlikte de sosyal mesafenin korunması önemli. Evet. Yani ona dikkat etmeleri dikkat gerekiyor. Gerekiyor. Yani hep beraber gelin 4 kişi hadi tek kare maç yapalım. Belki 2 belki 3 maksimum, daha fazla değil, onu dikkat etmeleri gerekiyor ve yine maskeyle çıkmaları gerekiyor. Hani onlara da dikkat ederek bu serbestliği sağlamak uygun. Şimdi evlerde tabii anne babalar bütün hijyene dikkat ediyorlar. Tabii dışarı ki. Çıkıp içeri girdikleri zaman da dikkat ediyorlar ama diyelim ki yakınlarında bir park var. Orada salıncağa bindirmek isteyecekler çocuklarını ya da tahterevalliye bir şeye bindirecekler. Aynı temizliği, hijyeni orada da dikkat etmeleri gerekiyor. Yüzeylerde tabii ki. Yüzeylerde dikkat etmeleri gerekiyor. Bu önemli. Hani hijyen, maske, sosyal mesafe istediği kadar serbest olsun, bir süre daha bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Dikkat etmeden çok mümkün değil. Bir de gerçekten hani ailelerin de kaygısı bu. Hani biz hep iç ortamlarda bulunduk. Şimdi dışarıya çıkınca nasıl olacak? Yani dışarıya çıkınca birden işte etrafta bir sürü ortamda virüs var, bakteriler var. Hani bir kişiyi devamlı içeride tutarsınız. Dışarıya çıktığında risk artar. Siz ne kadar steriliteye dikkat ederseniz ve dışarıya çıktığınız anda risk mutlaka artacaktır ama kontrollü dışarıya da çıkmaları gerekiyor.
Bu galiba biraz da ısındırma. Çıkmaları ısındırma şey, evet. Çünkü 1 Haziran'da okulların açılması tabii öngörülüyor. Tabii ki çıkmaları gerekiyor. Yavaş yavaş dış ortama uyum sağlamaları gerekiyor. Çünkü bu durumda daha ciddi sorunlarla belki karşı karşıya kalabiliriz. Evet, bunu bir antrenman olarak değerlendirebilir miyiz? Yani tabii, bir anda tabii evden okula değil de işte kısıtlamaların biraz tabii daha gevşetilip bir 4'er saat de olsa, haftada bir de olsa bir oryantasyon gibi bir evet, şey herhalde evet, değil mi? Evet. Yani belki yeni normalin özgürlük anlayışına nasıl adapte olunacak? Yani aslında bu da yeni bir özgürlük anlayışı bir yerde. Yani bunu da bir anda salmak gibi değil de tabii, çünkü o çok riskli olurdu. Bu şekilde aslında kendini iç kontrolü biraz daha nasıl kazanabilirim? Daha farkındalıkla nasıl hareket edebilirim? Yani tabii kulağa zor geliyor belki hani alışık olmadığımız için. Ama belki de daha iyisi olacak akış için. Yani zaten evet, amaç o. Hocam aslında, peki yani bu ilk aşama tabii ki açıklanan ilk aşama 1 Haziran'a da az bir süre var. Milli Eğitim Bakanı i̇şte da öyle bir şey öngörüyoruz evet, yani dedi ama gidişata bakacağız. Yani tabii gidişata bakılarak karar verilmesi gerekiyor. Bence sanki biraz erken gibi mi? Ama bu tabii ki bir sürü vakalar, yeni vakalar hani halen yeni vaka olmaya devam ediyorsa hani çocukların bir arada bulunması riskli. Hani AVM'ler de birazcık bana göre çok kısıtlı olması gerekiyor. Bence o da birazcık erken. Hani evet insanlar açık havaya çıksın ama kapalı ortamlar her zaman için enfeksiyonlar açısından hep daha riskli bölgelerdir. Evet. Yani grip sezonunda bir grip olur, okuldaki sınıftaki bir öğrenci hasta olur, tüm sınıf grip olur. Evet. Yani bu da aynı şey. Yani, okulda bulaştırıcılık çok artıyor. Artıyor. Bir de her okulun sınıf mevcudu birbiriyle aynı değil. Aynı yani değil tabii ki. Tabii ki. Eğitim gören tabii ki. Yani okullar özel okullar belki biraz daha kısıtlılar ama bir sürü devlet okulu var. Oradaki öğrenci sayısı bir sınıftaki çok daha fazla. Peki orada mesela o önlemler artık çocuklara bu önlemleri sürekli anlatmak gerekiyor değil mi? Öğretmenlere tabii ki çok büyük görevler düşüyor ama evde ayrı kural, sokakta ayrı kural, okulda ayrı kural, bu kadar çok kural aslında hepsi aynı kurallardan bahsediyoruz ama kafaları karışmıyor mu? Yani yaş dönemine göre tabii ki değişebilir. Yine bu soruyu biraz daha küçük çocuklar için daha kafa karıştırıcı olabileceğini düşünüyorum. Yani bir ergene anlatmak görece tabii ki daha kolay. Zaten o da az çok gelişmeleri takip ediyor biliyor ama yaş ne kadar küçükse yine bence en zor yaş. Daha küçükleri biz kollayabiliyoruz çünkü bir yere kadar 0-6 için hani diyelim. Ama yine bu 6-11 yaş aralığı hani bugün çok sorular hep bana o dönemin daha zorlu olabileceğini düşündürtüyor nedense. Yani o yaştaki bir çocuk koşmak istiyor, atlamak istiyor, zıplamak istiyor, oynamak istiyor ve sürekli bir dur yapma durumu var. Yani o kuralı içselleştirene kadar bence zorlayacak. Hem öğretmeni zorlayacak hem ebeveyni zorlayacak. Ama şöyle de güzel bir şey söyleyebilirim. O yaşlar arasında öğrenilenler çok kalıcı oluyor. Yani bu ileriki hayat içinde hani bu süreç umarım geçecek bitecek. Ama hani oradaki o hijyene olan bakış, o işte sosyal mesafeyi doğru aktarabilirsek neden gerektiğine dair o inançlar, değer yargıları. Yani çocuk sünger gibidir o yaş aralığında. Peki, çok emer. Bu dönemde evet, mesela evet buna dikkat etmemiz lazım deyip belki doğru düzgün anlatan ebeveynler bu işi biraz daha kolay atlatacaklar ama yanlış anlattığımız zaman ya da bir zorlamayla, bir emirle anlattığımız zaman bu çocuklarda kalıcı bir takıntı haline gelebilir mi? Mesela hijyen konusu, başka şeyler. Kesinlikle. Veya biz şu anda sadece hijyeni düşünüyoruz ama yarın öbür gün karşılarına başka bir şekilde çıkabilir mi? Çok güzel bir soru sordunuz bence. Yani bir çocuk için ne anlattığınızdan ziyade o anlattığınızı nasıl anlattığınızdır önemli olan. Yani çok trajik bir gerçekliği de dile getirmek durumunda kalıyor olabilirsiniz. Yani bir ölüm bile olabilir bu konu ki zordur. Ama bunu bile nasıl aktardığınız, korkuyla, endişeyle, çok panik duygusuyla veya dediğiniz gibi cezalandırıcı, katı, yasaklayıcı ama nedenini açıklamadan. Hani bu gibi tutumların hepsinin belli bir etki yaratabileceğini düşünmemiz yerinde olur. Dolayısıyla gerçekliği, yani burada aslında çalışacağımız kişi ebeveyn yine. Hani o gerçekliği nasıl aktaracak? Hani ne kadarını söyleyecek, ne kadarını kendinde tutacak? O söylediği kısmı da nasıl söyleyecek? Bunlar çok önemli. O yüzden ebeveyn üzerinde yine çalışmak gerekiyor. Şimdi dışarı çıkarken tabii çocuklar, biz hep bağışıklık sisteminden bahsediyoruz ama aşı tabii ki önemli. Aşı karşıtları çok konuşulmuştu.
Bu dönemde ama biraz daha az tartışılır oldu. Evet. Malum korona ile ilgili aşıyı bekliyoruz ama daha aşısını yaptırmamış binlerce çocuğun olduğunu da bu evet. süreçte ihmal edildiğini de aileleri evet. tarafından görüyoruz. Evet, hatta hani Dünya Sağlık Örgütü'nün de en önemli endişelerinden birisi bu. Çünkü tüm dünyayı düşünmek gerekiyor burada. Gerçekten hani koronavirüs endişesinden dolayı aileler çocuklarını çok korudular. Hani evden dışarı çıkmak istemiyorlar. Biz de devamlı telefonlar alıyoruz. İşte aşımızın zamanı geldi, yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? Gelmeye korkuyoruz. Ama gerçekten aşılar çok önemli. Hani rutin aşılamaların mutlaka yapılması gerekiyor. Orada işte sabah erken saatler olabilir. Hani her türlü hastanenin böyle özel bir takım birimleri var. Hani çok koronavirüs hastalarıyla muhatap olmayacakları. Ki zaten hastaneler şu an çok sakin. Sağlık ocakları bile çok sakin. Hani orada da yaptıranlar var. Ayrıldılar değil mi? Böyle tabii ki. Tabii ki. Hani o yüzden de gerçekten bir çocuğun bana göre kızamağa yakalanıp kızamıktan ölme ihtimali koronavirüsten ölme ihtimaline göre çok çok daha yüksek. O yüzden de hani aşılarının mutlaka hani belki bir hafta iki hafta hadi bunlar tolere edilebilir ama öbür türlü geciktirmemeleri gerekiyor. Bir de bazı araştırmalar şunu gösteriyordu, katılıyor musunuz diye soracağım. Yani verem, özellikle verem, kızamık bu gibi aşıları yaptıranların bu tür salgınlarda biraz daha dik bir şekilde mücadelelere devam ettiği yönünde. Tabii ki olabilir. Onlar çünkü aşılar aynı zamanda vücudun bağışıklık sistemini de uyarıyorlar. Vücudun savaşma sistemlerini de uyarabiliyorlar. Hani onların da gerçeklik payı var ama tabii ki onların asıl koruyuculukları yapıldıkları aşıdaki hastalığa göre koruyucular. Evet, öncelikle amacı olan tabii aşıları ki, yapmakta yararlı. Peki diyelim ki yasaklar büyük ölçüde ortadan kalktı. Yani bir tek AVM'ler değil, bir tek böyle berberler değil de artık herkes dışarı çıkmaya başladı. Hatta planlar, tatil planları yapılmaya başlandı diyelim. Ama yine de evlerinden çıkmamayı tercih etmek nasıl bir tepkidir sizce? Korku tepkisi aslında. Yani endişe, kaygı bence. Yani izolasyonun yarattığı o güvenlik hissini, o konfor alanını terk etmeye karşı bir direnç aslında. Ama tüm büyüme ve gelişmeler konfor alanı olarak belirlediğimiz alanın dışına çıkıldıkça olur. Elbette ki örnek başka bir örnek üzerinden yani yüzme bilmeyen birine ve sudan korkan birine hadi suya atla ve yüz demek gerçekçi değil veya onu o şekilde iterseniz fobik reaksiyon geliştirme olasılığı yüksektir. Ama örneğin kontrollü bir alıştırma süreciyle şu an yapıldığı gibi aslında hani adım adım yeni gerçekliğe uyum sağlanması ve diğer bir deyişle o konfor alanını terk etmesi sağlanırsa kişileri, yani kişiler korkabilirler ama buna direnmemeliler. Oraya bağlamaya çalışıyorum. Adım adım bu duruma uyumlanma yönünde bir tarz benimsememiz lazım. Çünkü bundan sonrası böyle olabilir yani. Ne kadar süre konfor alanında kalabilirsin? Yani çok kalan insan var. Ben başka konularda da bağdaştırıyorum söylediğinizi ama ne kadar o konfor alanında kalırsak o kadar büyümeye, değişime ve gelişmeye aslında direniyoruz, kendimizi kapatıyoruz demek oluyor ve daha immatür, daha çocuksu bir kendilik ortaya çıkmış oluyor. Yani dış gerçekliğe kapalı, yetişkin sorumluluklarını üstlenmek istemeyen bir çok terapötik ortamda çok yani deneyimleriz böyle durumları. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Ben şöyle düşünüyorum, bu süreç belirdiğinden beri ilk başında değil ama akış içinde koronavirüsün bir çeşit topluma, insanlara, insanlığa aslında bir terapi yapmaya çalıştığını da düşünüyorum. Yani hani hepimizi kendi iç gerçeğimizle ne yaşıyoruz aslında bir yerde yüzleştiriyor. Çünkü ikame tatminlerimizden olduk. Yani dışarı çıkıp kafamızı dağıtamıyoruz artık. Arkadaşımızla buluşup bir kahve içemiyoruz. Daha çok evdeyiz, daha çok kendi evimizde yani iç dünyamızdayız. Dolayısıyla orada ne olup bittiğini artık o kadar gözümüzü kapatamadığımız bir süreç görüyoruz aslında. Yani bir nevi hani bir nevi öyle denebilir. Evet tabii terapi zaten acı vericidir. Hani realde de öyledir. Evet sonunda mutlu olursun. Büyük olasılıkla tatmine ulaşırsın ama süreci yaşamak çok zorlayıcıdır. Terapide de öyledir. Peki bununla baş edemeyenler ne yapıyor? Koronayı mı soruyorsunuz? Hayır. Yani bu korona terapide kendiyle baş başa kalıp da ben dayanamıyorum deyip mesela sizle belki irtibatta geçenler vardır ama tabii, bu şansa erişen yaşadım. Yerler ne yapıyor? Elbette. Onlar da tabii ki çok
Doğru söylüyorsunuz. Yani herkes de aynı düzeyde, dediğim gibi, daha önce tehdit algılamıyor ama tehdidin şiddeti ne kadar yüksekse ve yapıcı imkanlara ulaşamıyorsa veya ulaşmayı seçmiyorsa kişi, o zaman bu sınırlı alan içindeki ikame tatminleri gündeme getiriyor. Yani örnek vereyim, çok yemek. Mesela bu dönemdeki en önemli sorunlardan biri de bu, kilo almalar çok arttı. Veya öbür kutbu söyleyeyim, aşırı spor yapmak. Yani bunun ikisi de aynıdır aslında. Yani ikisi de ikame tatmindir. Yani biri daha aşırılık var. Tabii ikisi de aşırı. Yani nerede aşırılık varsa orada yine kendinden uzaklaşma var aslına bakarsak. Ya da işte çok fazla internette vakit geçirmek, ya da işte çok fazla televizyon, dizi vesaire izlemek, yaratıcı faaliyetlerden o sınırlı imkanlar dahilinde de olsa durmamak. Uzak durmak, durmamak. Yani bunların hepsi aslında ikame uğraşlar. Ama ya ben ne yaşıyorum? Evet, bu tabii ki kötü bir durum, tabii ki zorlayıcı. Ama beni ne bakımdan zorluyor? Bende ne oluyor? Yani bedenimde ne duyumsuyorum? Korona dediğimde, sokağa çıkamamak dediğimde, sosyal izolasyon dediğimde, öncelikle bedenimde ne oluyor? Hani niye beden diyorum? Çünkü beden çok dürüst. Yani duygularımı kendime bile saklayabilirim, düşüncelerimi çarpıtabilirim. Ama bedenimde ne oluyorsa, yani kalbim hızlı hızlı atıyor. Bu çok somut bir veri. Ve bu veri üzerinde tabii ki bunun bazı teknikleri var. Yani terapi ortamında bunlar üzerinde çalışıyoruz mesela. Ve orada aslında yeni bir gerçeklik doğuyor kişi için. Yani yeni bir değer yargısı, daha başka bir ifadeyle. O zaman koronavirüs süreci bu kadar tehdit edici olmaktan uzaklaşıyor. Yani dış gerçek değişmiyor, ona yapacak bir şey yok. Yani önlemler alınıyor, hani işte konuştuğumuz şeyler. Ama iç gerçek değiştiği zaman dış gerçeğin katlanılabilirliği, hatta katlanmak bile doğru kelime değil. Çünkü katlanıyormuş gibi bile hissetmeyebiliyor kişi. Tamam, şimdi hayat bunu getirdi. Bunun da bana öğreteceği bir şeyler var. Şöyle değil, daha kolay uyumlanmak. Yani sosyal medyayı hepimiz takip ediyoruz ama hep baktığımız zaman hep çok eleştirilir ya, herkes çok mutlu, 24 saatini hiç boş geçirmiyor, oradan oraya koşuyor. Bir sürü ünlü tanıyor, bir sürü eventte, davette, her şeyde. Evet. Bu süreçte hani bu kişiden kişiye değişiyor dediniz ama belki bazıları bu kadar çok dolaşmayacak mı? Kendiyle yüzleştikten sonra. Çünkü bu izolasyon neyse, geçmişte de aşırı reaksiyon gösterdiğiniz şeyler bazı şeylerde aynı deniliyordu. Burada bir denge, o terapi belki bu insanların değişmesine neden olabiliyor bu. Yani şöyle, psikoterapi gerçekten hani özellikle çok yoğun düzeyde yaşanıyorsa bu kaygılar, takıntılar vesaire, çok iyi bir başa çıkma yöntemi ve ikame bir tatmin değil. Çünkü seni sana yaklaştıran bir süreçten bahsediyoruz aslında. Yani kendinle nasılsın? Kendine alışabildin mi? Ya da bu kendiliğin içinden başka bir kendilik çıkabilir mi? Hani daha işlevsel. Hani... Ya da ben daha net sorayım. Kendiyle barışan ya da kendi kendine kalmaya bu süreçte alışan insan eskisi kadar çok gezmeye, günün 20 saatini, 24 saatini dışarılarda geçirmeye devam eder mi? Bence etmez. Kendine yaklaştıkça iç çatışmalar azalacağı için sessizlik artar. Ve sessizlikten duyulan tatmin. Aslında bence daha çok örneğin doğaya yönelme, daha çok kendiyle vakit geçirme, daha spiritüel tarafını güçlendirecek şeyler yapmak. Tabii bunlar da, bir şunu da söyleyeyim, ikame tatmini olarak da kullanılıyor olabilir. Ama örneğin bir psikoterapi süreciyle tetiklenen o yeni kendilik açığa çıktıkça iç çatışmalar azalıp sessizleşme dediğim durumların arttığını düşünüyorum. Birazdan onu da soracağım, hocamıza geçeceğim ama. İzolasyon da bağımlılık yapar mı? Bir izolasyon bağımlısı olabilir miyiz? Hep bağımlılık derken, çünkü yeme bağımlılığı, ilaç bağımlılığı, her şeyin bağımlılığı, her şey diyoruz ama izolasyonun bağımlılığı olur mu? Onu her soracağım size. Olur, evet. Hocam, Profesör Doktor Filiz Bakar. Şimdi İsviçre'den dikkat çeken bir karar geldi. 10 yaş altı çocuklar büyük anne ve büyük babalarına sarılabilir diye. Şimdi tamam, İtalya'dan o haftalar sonra olan görüntüleri bir şekilde makul karşılayabiliyoruz ama İsviçre'de bu kadar yoğun önlemler alınmadığını da biliyoruz. Yani kafeler her yer açık İsveç'te de. Şimdi 10 yaş altı çocukların virüsü yaymadığı sonucuna varılarak böyle bir karar alınmış. Şimdi, bu tartışmaları da beraberinde getirir. Tabii ki, yani tartışmaları beraberinde getirir. Açıkçası evet, yani genel kabul gören görüş
Çocukların virüsü daha az yaydı ve yine daha çok biliyoruz ki eğer hiçbir bulgu yoksa bir kişide o virüsü daha az yayıyor. Ama bir kişi öksürüyorsa, ateşi varsa doğal olarak çok daha fazla yayıyorlar enfeksiyonu karşısındakilere. Tabii bu da bence hani ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişen bir karar açıkçası. Hani ben yine böyle bir kararında bizim için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hep hani grip sezonunda da hani hep genellikle çocuklar hep eve taşıyan kişilerdir. Çocuk hasta olur, evdeki herkesi hasta eder. Sadece anneanne, babaanne, dede. Evet, hem okulu, sınıfı hasta eder hem de orayı hasta eder. Ama evet, yani çocuklar daha az bulaştırıcılar. Bir yandan da tabii ki bu mecbur kalmadıkça hastanelere gitmeme kısmında vatandaşlar tamam duyarlı. Tabii ama ki evet. Bu dönemde özellikle yani ben yakın çevremde çok fazla öksürük, çok fazla solunum sıkıntısı çeken çocuklar görüyorum, bebekler görüyorum. İki taraf arasındaki ayırdı nasıl fark edecek aileler? Öncelikle onu sorayım. Bir de niçin bu kadar beslenmeyle mi alakalı, başka bir şeyle mi alakalı? Neden bu kadar çok hasta çocuk var? Bu kadar hasta çocuk dediğiniz yani, yani en azından benim gözlemlediğim. Anladım. Şimdi şöyle çocuklar da evet hani bir takım anneler artık hani çocuklarıyla çok iyi onları takip ediyorsa, çok iyi gözlemliyorlarsa bazı şeylerin hafif, bazı şeylerin ağır olduğunu bilebiliyorlar. Hani hafif bir nezle gibi ki çocukların yarıdan çoğunda öyle geçiyor zaten. Hafif belki bir ateş, belli belirsiz, hafif bir öksürük, hafif bir halsizlik. Hani bunlar da takip edebilirler. Ama bir ateş dirençli bir hale geliyorsa, 3 günden fazla devam ediyorsa, çocuğunda bir nefes darlığı hissediyorsa, hele çocuğunun kronik bir hastalığı varsa, akciğer hastalığı gibi, şeker hastalığı gibi, böbrek hastalığı gibi, hani bu grubun vakit geçirmeden hastaneye gitmesi gerekiyor. Lazım. Bir de hep çocuklarda şey derler, ateş korkutucu bir şey değildir aslında ama takip edilmesi gerekiyor. Siz de eğer düşmeyen bir ateş var derken herhalde bunu kastediyorsunuz. Tabii hem ateşin direnci bizim için önemli. İşte 39-40'lara varan derecesi, hem de düşmeyen bir ateş, hem de 3 günden sonra devam eden ateş. Bunlar bizim için daha önemli kriterlerdir. Bir de çocuklar evet enfeksiyonları daha çok geçiriyorlar. Çünkü çocukların bir de hani çocuklar işte ilk 1-2 yılını evlerinde geçiriyorlar. Çoğu kez artık yaşam şeylerimiz gereği ve tek çocuk, belki iki çocuk bir evin içinde varlar. Daha kompakt ailelerimiz var. Öyle olunca çocuklar okula başladıkları andan itibaren enfeksiyonlar ard arda gelmeye başlıyor. Ama bu da gelmek zorunda. Çünkü çocuklar bu virüslerle, bu bakterilerle karşılaşacaklar ki vücutları onlara karşı bağışıklık sistemleri aktifleşsin, onları yok etsin. Bunu da karşılaşmak zorunda yani bunda çocuklar. Ama tabii ki bazı çocuklar daha ağır geçiriyor. Bu kişisel faktörlerle ilgili olabiliyor. Çocuğun altta yatan bağışıklık sistemiyle ilgili olabiliyor. Ama çocuklar virüs enfeksiyonlarını daha çok geçiriyorlar. 1 yaşına kadar olan bebeklerde özellikle koronanın çok ağır seyrettiğine dair evet, iddialar. Evet. Hani çocuklarda en sık gördüğümüz grup, neyse ki bir yaş grubu daha az görüyoruz. En sık çocuklarda etkilenen grup böyle 15-18 yaş grubu. Yani daha büyük çocuklar daha çok hastalanıyorlar koronavirüse. Ama ağır olan grup 1 yaş altı. Yani genel şeye baktığınızda çocuklar toplumda %1-5 gibi grubunu oluşturuyorlar ve bunların da ancak %1'i çok ağır hastalanıyorlar. Ama 1 yaş altına baktığınızda %10 gibi. Yani 1 yaş altı bir grubun hastalanıp hastaneye yatma, ağır seyretme ihtimali daha yüksek. Bir de yine kronik hastalığı olan çocukların daha yüksek. Daha yüksek. Ama bu hani biraz önce söyledik ya, çok sık hastalanıyor bu çocuklar. Bu işte koronavirüsten koruyucu olmasının da bir diğer öne sürülen spekülasyonlardan birisi. Yani çok hastalanmaları aslında şey mi oluyor? Evet, şöyle onları oradaki koruyor. Mekanizma çocuklar virüsü çok alıyorlar ve genellikle iki virüs aynı anda vücuda girdiğinde bazen bir virüs diğerinin etkisini bozuyor, yavaşlatıyor. O virüsün çok aktif olmasını engelliyor. Ve belki de çocuklarda zaten işte başka bir virüs var. O sırada korona geliyor. Ama o koronayı daha inaktif hale getiriyor. Ve çocuk koronayı daha hafifse geçiriyor. Hani bu da öne sürülen hipotezlerden, evet spekülasyonlardan birisi. Şimdi biraz sonra niye daha azını aşı yani? Aşı peki, aşı bulunsa çocuklara yapılmalı mı? Onu soracağım. ama Serap Sözen az önce... Sosyal izolasyon bağımlılık yapar mı? Yani biz bütün kaygılarımızı şu an sıkıntı olarak görüyoruz ama yarın öbür gün her şey özgürleştiği zaman isteyerek
kendimizi böyle bir, yani isteyerek demek belki yanlış olur ama sosyal seçimli olarak bir belki seçimini yapar mıyız, devam ettirmek ister misiniz? Yani yapan olabilir ama bu ne kadar koronavirüs süreci sonucunda ortaya çıkmış bir durumdur diye düşünmek lazım. Yani zaten belki bu süreç öncesinde de sosyal ilişki ve iletişim alanında çekinmeler yaşayan veya seçimli olarak tercih etmeyen birisi ise bu süreç daha keyifli bile gelebilir öyle bir kişiye. Ama hani bunun çok belki bu konudan dediğim gibi bağımsız olarak öncesini bilmek lazım. Bunu deneyimleyen kişinin, yani tercihli deneyimleyen, tamam artık sokağa çıkabilirsiniz. Çünkü o ben kendim istemiyorum dışarı çıkmayı, gayet iyiyim burada. Hani diyorsa birisi öncesinde de bunun sinyallerini vermiştir. Yani koronavirüs süreci öncesinde. Öncesinde vermiştir. Evet. Peki şimdi bu dönemde yaşanan kaygılardan biri de sınav kaygısıydı ki ta ki dün evet gerçekten bu tarihlerde sınav olacaksınız diyene kadar. Yani acaba hangi tarihte sınav olacağız, ne yapacağız, nelerden sorumlu olacağız? Bütün bunlar o yaştaki çocukların hep kafasını meşgul eden şeylerdi. Evet. İki şey soracağım. Şimdi zaten belli aslında zaten sınava girecekler. Sınava giremeyecek durumda olsalardı bu çocuklar neyle karşılaşabilirlerdi? İkincisi, şimdi belki de ilk defa sınava girecek olanlar var ama ikinci, üçüncü defa sınava girecek olan öğrenciler de var. Mesela maskeyle bir sınava girmek, dezenfektanla sınava girmek artık onlar için bir tehdit olmaktan çıktı diyebilir miyiz? Çünkü bunun zaten provalarını her sokağa çıktığımızda ve geldiğimizde yapıyoruz. Yani giremeyecek olsalardı sınava nasıl hissedebilirlerdi? Yani belki yine aynı şeyi söylüyor olacağım ama yine kişiden kişiye göre yanıtı çok değişen bir soru bu. Ama tabii ki yani senelerdir alışılagelmiş olan bir düzen var. Tıpkı hani insanların aslında belli ölçülerde hep bir sosyalliği de barındırmaları gibi bu zamana kadar. Ama ne oldu? İzolasyon süreciyle daha bir içe çekildik. Ve şimdi tekrar ufak ufak dışarı çıkmamız isteniyor. Yani böyle hep bir çalkalandık uyum konusunda. Dolayısıyla uyum bozan her şeye, alışıldığın dışında olan her şeyin kişide bir belli miktarlarda bir tehdit hissiyatı, algısı, yani bu tehdidi kaygı diye de açıklayabilirsiniz, yaşatması ve yaratma ihtimali çok yüksek. Burada aslında belki de yani bu soruya başka bir yerden daha bakabiliriz. O da norma tutunmak niye bu kadar? Yani bir şeye norm deyip, norm da insan eliyle belirlenmiş bir şey, insan zihniyle belirlenmiş bir şey. Buna bu kadar çok tutunduğumuzda bu böyle yapılır, bu böyle olur dediğimizde, bunu bu kadar çok içselleştirdiğimizde problem başlıyor zaten. Tabii ki belli normlar olsun, yani o öbür türlüsü kaosa sebep olur. Ama bu demek değildir ki illa hep o şekilde olmak zorunda. Yani şimdi de bu böyle deneyimlenecek. Tamam, tabii ki kaygılanabilirsin. Tabii ki bu biraz seni zorluyor olabilir. Ama konuşalım. Hani nedir? Şimdi. Seni zorlayan ne burada? Maskeyle gidecek olmanın, örneğin dezenfektanla yanında bir çantanın içinde ya da her neyse taşıyacak olmak senin için ne anlama geliyor? Yani bunu anlayabilmek, çocukla böyle konuşabilmek anlatabilmek lazım. Anlatabilmek önemli diyorsunuz. Evet. Şimdi bir Ömer Çelik'e dönelim. Evet. Biraz sonra döneceğiz Ömer Çelik'e. AK Parti'de açıklamalar var. Berberler 11 Mayıs'ta açılıyor. Hemen bir uzmana, Fikret Yıldırım'a dönelim. Fikret Bey merhabalar. Merhaba. Şimdi nasıl olacak bu? Herkes soruyor. Yani açılacak ama ustura kullanmayalım diyenler var. Saç keselim ama sakal kesmeyelim diyen kuaförler, berberler var. Bir format belli oldu mu? Size açıklandı mı? Ne olacak yani? Kaç kişi alınacak? Tam tutun da insanlar kendi taraklarını mı evden getirecekler? Ne yapacaklar? Bunlar hala sizin aklınızda da soru işareti mi? Evet. Öncelikle herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben bu konuyla ilgili biz Kuaförler Derneği'ne de aynı zamanda bağlıyız. Berberler Odası'na da bağlıyız. Burada yöneticiler ve aynı zamanda buraya bağlı olan bütün kuaförlerle birlikte bunları zaten kendi içimizde görüşüyoruz. Bunlarla ilgili bizim bir ön çalışmamız var tabii ki. Salonumuza gelen misafirlerimizin de bizim de aynı zamanda ciddi bir şekilde bu konuyla ilgili dikkatli olmaları gerektiğinin farkındayız. Ekip arkadaşlarımız da tabii ki bizim için çok değerli. Biz de bunlarla alakalı az önce söylediğiniz konudan başlayayım. Ustura kullanmak gibi şeyler. Tabii ki bunlar biraz risk teşkil ediyor. Bu tip durumlarda biz biraz daha kullandığımız tıraş makineleri gibi makinalarla
daha böyle riski minimalize edecek şeyler, sakal tıraşı gibi şeyler yapıp bu şekilde ilerlemekten yanayız. Müşterilerimize kullanacağımız materyallerin hepsini çok hızlı bir şekilde dezenfekte eden, zaten bizim sürekli kullandığımız bir spreylerimiz var. Bütün metalleri çok hızlı 15 saniye içerisinde bütün çok ciddi bir şekilde temizleyen ürünlerimizi zaten kullanıyoruz. Onun dışında da müşterilerimizin konforunu biraz daha arttırmak, biraz daha güvenli bir ortam sağlamak adına salonlarımızda zaten bugüne kadar kullandığımız ürünlerin birçoğu tek kullanımlık. Biz bunların %100 haline getirmeyi planlıyoruz. Örnek veriyorum, salonumuza gelen müşterimize bir kimono gibi bir şey giydirip tek kullanımlık öyle servise başlayıp eskiden olan önlemleri biraz daha artıracağız. Peki kesinlikle sıralar olacak mı acaba diye, hani böyle sokağa çıkma kısıtlamasının bir gün öncesinde marketlerde gördüğümüz kuyruklar, evet, acaba kuaförlerin önünde olacak mı? Aynı kuaför, evet, salonuna diyelim ki 5 metrekarelik kuaför salonları var, berberler var. Teker teker mi alacaksınız? Neye dikkat edeceksiniz? Evet, bunun için şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bu biz kuaförler adına, kuaför salonları adına pozitif bir gelişme olabilir. Çünkü biz de Avrupa'daki kuaförler gibi bundan sonra belki de %100 randevuyla çalışma gibi şansa kavuşabiliriz. Bu aslında pozitif bir avantaj. Bunun üzerine de salonumuza tezgah sayılarımızı yarı yarıya düşürerek başlamayı hedefliyoruz. Zaten kesinlikle bu şekilde bir direktifte var. Seyrettim ben de bunu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamada %50 potansiyelle çalışabilecekler şeklinde. Biz bir kere bu %50 potansiyele uyup onun üzerine de yine de tabii daha kontrollü, daha mesafeli, sosyal mesafeyi koruyarak ilerlemekten yanayız. Evet, peki şunu da soracağım. Belki hanım müşteriler için saç çıkamak biraz daha kolay olabiliyor maskeyle. Çünkü onlar sırtlarını dayayarak, değil mi, bir şeyin içerisinde yıkıyor. Evet, evet. Ama erkek müşteriler için mesela maske çıkarmak zorunlu olabilir. Onlardan öyle bir ricanız olabilecek mi? Saç çıkayamıyoruz, buyurun kestik ama evinizde artık yıkanın diye. Evet, şimdi ben kendi salonda bay bayan olarak hizmet veriyorum. Bayan bölümündeki yıkama yerleri sizin de az önce telaffuz ettiğiniz gibi geriye doğru yaslanarak, bütün erkek müşterilerime de orada yıkama hizmetini vermek istiyorum ama tabii ki her yerde bu mümkün değil. Bununla ilgili birazcık daha belki hani yıkama olaylarıyla alakalı bizim kullandığımız biraz daha böyle kuru şampuan tarzında şeyler var. Belki de misafirlerimizi eve gidene kadar kontrol edebilecek çapta şeyler olabilir. Bunlar da onları mağdur etmeyecek şekilde bir, evet, ortak yol bulunuyor. Kısa bir soru soracağım, kısa bir cevap alacağım sizden. Şimdi buyurun, pazara gittiğimiz zaman bir önceki hafta aldığınız ürünün fiyatının maalesef aynı fiyatta olmadığını, arttığını görüyoruz. Tabii sizin fiyatlarınızla kıyaslamak için söylemiyorum ama bu zam yapacak mısınız? Fiyatlarda bir değişiklik olacak mı? Ya da indirim olacak mı? Bir de bahşiş çok konuşuluyor ama kağıt para vermek alma konusunda şu dönemde çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Onlarla kısa cevap istiyorum dedim ama soru biraz uzun oldu galiba. Şimdi ben bununla ilgili size şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, aslında para transferi, para alışverişi çok da mantıklı değil bu süreçte. Daha çok müşterilerimizin aslında kredi kartı kullandığını söyleyebilirim. Kredi kartında zaten çok hızlı ödeme şeklinde olan formatla ilerleyebiliriz. Bahşiş konusuyla ilgili şu an aslına bakarsanız hani bahşiş kutularıyla ilerleyip orada da her şartlarda biz de paraya bir şekilde temas ediyoruz ama onun önlemini almakla ilgili bir ön çalışma yapabiliriz. Müşterilerimiz az önce söylediğiniz gibi çok ciddi bir telefon trafiği oluşuyor. Çok ciddi bir şekilde bir randevu isteği oluşuyor. Biz bunları birazcık daha böyle bir günde 5-6 müşteri şeklinde haftaya yaymaya başladık. Bugün de bir açıklama gelecek sanırım. Bu biz değil mi? Herkes pazartesi günü tıraş olmak istiyor, saçını yaptırmak istiyor. Teşekkür ediyoruz Fikret Yıldırım verdiğiniz bilgiler için. Ömer Çelik'e döneceğiz. AK Parti'den açıklamalar var. Bakalım neler söylüyor Ömer Çelik. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kazanımlarının örtbas edilmesine direniyoruz. Tabii junta çağrılarının arkasında her zaman için yassı ada rejimi vardır. Bakın şunu unutmayın. Türk siyasi tarihinde temel kodlardan bir tanesidir bu. Kim rejim tartışması açıyorsa, meşru siyaset alanını bir rejim tartışmasının içine çekmek istiyorsa, muhakkak surette zihninin arka planında yassı ada rejimini yeniden hayata geçirme stratejisi vardır.
Bu her zaman böyle olmuştur. Bunun yöntemi, bunun güzergahı, bunun yol haritası bizce malumdur, milletimizce malumdur. Nitekim aynen umduğumuz gibi oldu. Demokrasiyi felç etme örgütü bu junta çağrılarına başlayınca en son geldiler yine yassı adayı hatırlatarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da akıbetinin Menderes'in akıbeti gibi olacağına dair yazılar, bir takım siyasilerin olduğu, bir takım yazarların olduğu, herkesin kamuoyunca bildiği internet sitelerinde yayınlanmaya başlandı. Şimdi bu nedir? Milli iradeye dönük bir suikast girişimidir. Bunu başlatanlar içerisinde siyasetçi olanlar niye hep bir parti, hep aynı partide bulunuyorlar? Bunun sorusunun sorulması ve bununla yüzleşilmesi lazım. Niye sürekli olarak junta çağrıları, milli iradeyi gasp etme çağrıları, milli iradenin, demokrasimizin, cumhuriyetimizin kazanımlarını yok etme çağrıları hep bir siyasi partinin içindeki siyasetçilerden geliyor? Bunun üzerinde çok düşünmek lazım. Dolayısıyla o siyasi parti içerisindeki demokrat arkadaşlarımız, demokrasiye ve cumhuriyete bağlı arkadaşlarımızın da buna tepki vermesi lazım. Kendi bulundukları siyasi çatı altında bu derece junta çağrısı yapılmasının, bu derece vahşi, milli iradeyi, dinin kazanımlarını imha edecek girişimlere dönük çağrılar yapılmasının karşısında en önce onların durması gerek. Herkes en önce kendi evini temizlemelidir. Kendi demokrasi evini bu tip antidemokratik girişimlerden, çirkinliklerden ne kadar çok temizlersen toplam demokratik mücadeleye o kadar katkı verirsin. Dolayısıyla yassı ada rejimine karşı milletin iradesinden, demokrasimizden, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejiminden ve cumhuriyetimizden yana olmaya devam edeceğiz. Milletimizin iradesi bellidir. Bir daha bu ülkede yassı ada rejimi asla hayata geçmeyecektir. Yassı ada rejimi demokrasimizi ve cumhuriyetimizi gasp edemeyecektir. Yassı ada rejimi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini asla ve asla imha edemeyecektir. Burada arkadaşlar bu süre içerisinde tabii bu koronavirüsle mücadele ederken aynı zamanda çok yönlü tehditlerle de mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu korona salgınıyla küresel çapta dikkat çeken mücadele biçimimiz kadar Libya'daki gelişmeleri yakından izliyoruz. Libya'da milli menfaatlerimize uygun gelişmelerde giderek mesafe kat edildiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat takip ederek orada milli menfaatlerimiz doğrusundaki gelişmelere güçlü desteğimizi inelemekte ve takip etmektedir. Aynı şekilde bütün bu mücadele sırasında Doğu Akdeniz'de Yunanlıların yapmaya çalıştığı kışkırtmalar ya da bir takım oldu bittilere karşı hem siyasi olarak gerekli girişimleri yapıyoruz hem de kahraman silahlı kuvvetlerimiz, kahraman deniz kuvvetlerimiz, hava kuvvetlerimiz gereken şekilde milli menfaatlerimizi korumak için kararlı duruşlarını sürdürüyorlar. Tabii bütün bu çabalar içerisinde Suriye'deki tabloyu asla gözümüzden kaçırmıyoruz. Suriye'de Suriye halkının ülkemizin güvenliğinin korunmasına dönük menfaatlerin ciddi bir şekilde takip edilmesi ve teyit edilmesi önemlidir. Oradan sınırımızdaki terör unsurlarının temizlenmiş olması ve bu terör unsurlarının belli bir derinliğe itilmiş olması milli güvenliğimiz açısından son derece kalıcı olması gereken bir kazanımdır. Bunlarla da mücadele ediyor. Türkiye bütün bu süreçte G20 içerisinde ya da başka yerlerde ekonomisi ya da askeri gücü kendisinden daha fazla olan devletlerden büyük ve akil devlet olarak ayrışmıştır. Pek çok ekonomik büyüklüğü Türkiye'den daha fazla olan devletlerin insan odaklı bir sağlık politikasının olmaması, insanlarını tehdit eden bir konvansiyonel olmayan bir tehdide karşı insanlarını koruyacak kapasiteden yoksun olmaları onları sadece iri devlet haline getirmiştir. Büyük devlet vasfından uzaklaştırmıştır. Ama Türkiye hem konvansiyonel tehditlere karşı hem konvansiyonel olmayan tehditlere karşı vatandaşlarını koruyabilecek her türlü altyapıya ve hazırlığa sahip olduğunu göstererek iri devlet değil, büyük ve akil bir devlet olduğunu göstermiştir. Fakat maalesef en vicdan sahibi insanları artık vicdan sahibi insanların sabrını tüketen noktaya gelecek şekilde içimizde hastalıklı bir zihniyet adeta koronavirüsle ilgili konularda başarısız olalım diye her gün yalan yanlış rakamlar ifade ediyor. Adeta ölü sayısı artsın gibisinden sürekli olarak bir temenni siyaseti peşinde koşanları görüyoruz. Bunların içerisinde
bilim adamı vasfı taşıyanlar olması, maalesef bir takım siyasi kimlikli kişilerin olması son derece üzüntü verici bir tabloyu ortaya koymaktadır. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerinden yana destek olanlar ya da Libya'da meşru Sarraç hükümetini cihatçı ilan edip oradaki darbeci Hafter yanlılarını desteklemeye kalkanlar maalesef aynı çizgisi çizgiden türüyor. Tabii siyaset eğer milleti sadece önümüzdeki seçim için değil, önümüzdeki nesil için yapılırsa çok kıymetli bir iştir. AK Parti önümüzdeki seçimleri düşündüğü kadar gelecek nesilleri de düşünen bir partidir. Fakat ne önümüzdeki seçimlerle ilgili bir derdi olmayanların ne de önümüzdeki nesil, gelecek nesillerle ilgili bir derdi olmayanların ortaya çıkardığı tablo maalesef budur. Hiçbir şeye katkıları yok, sadece eleştiren bir tablo içerisine giriyorlar. Nereden görüyoruz bunu? Seçimle ilgili bir dertleri yok. Çünkü seçim dışı yollarla iktidar değişiminin peşinde koşuyorlar hala. Gelecek nesillerle ilgili bir dertleri yok. Gelecek nesillerle ilgili alınan kararları istismar etmekten ya da onlara dönük kazanımları bugünden imha etmekten başka bir yaklaşımları söz konusu olmuyor. Seçimleri düşünmek yetmez. Aynı zamanda gelecek seçimleri düşünmek yetmez. Gelecek nesilleri de düşünmek gerekir. Bu çerçevede değerli arkadaşlar önümüzdeki dönemde tabii ki sosyal alandaki toparlanma, sağlık alanındaki toparlanmanın, koronavirüsle ilgili toparlanmanın devam etmesi kadar esnafımıza, vatandaşlarımıza verilen destekler de son derece önemlidir. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakanlar Kurulu'nda başkanlık ederek ortaya koyduğu irade neticesinde bu şimdiye kadar ekonomik istiklal kalkanı paketi bünyesinde verilen destekler 200 milyar liraya ulaşmıştır. Evet, uzman konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Filiz Bakar, Yeditepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Serap Sözen, uzman klinik psikolog. Efendim, Filiz Hanım, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin bu doktorlara yolladığı bilgi notunda şöyle bir ifade var. Bu da çok tartışma yarattı. Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen yeni bir sendromun COVID-19'a bağlı olabileceğinden endişe ediliyor, deniliyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü de bu yeni sendromu doğruluyor. Yani Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren bu semptomun da dünya çapında 100 çocukta görüldüğü şu anda söyleniyor. Yani söyler misiniz? Bu yeni sendromun tehlikeleri neler olabilir? Bu başka bir salgına yol açabilir mi? Ölümcül tehlikeleri var mı? Evet. Şimdi Kawasaki hastalığı gerçekten çocukluk yaş grubunda biz görüyoruz ama tabii ki çok sık gördüğümüz bir şey değil ve özellikle de virüs enfeksiyonlarıyla ilişkili olarak görüyoruz genellikle. Tabii ki bu koronavirüsle de ilişkili Kawasaki benzeri bir sendrom bildiriliyor ve ağır seyrediyor. Ama tabii ki bunların yaklaşık 104'te biri gibi çok ağır seyrediyor. Özellikle işte gözlerde kızarıklık, dudakta kırmızılık, dilde kırmızılık, ellerde ayaklarda şişlik ve bir takım döküntülerle karşımıza çıkıyor ama ve özellikle de 5 günden fazla devam eden ateş. Hani bu tür bulgular olduğunda ailelerin hemen alert olmaları gerekiyor. Evet. Tamam, bu dıştan görüntü sorun değil. Bunların hepsi düzeliyor. Ama bu Kawasaki de aynı zamanda koroner damarlarda genişlik oluyor. Genişleme. Ve bu o anda tedavi edilmediği takdirde, ki tedavisi mümkün erken yakalarsak, geç kalındığı takdirde çocuğun ileriye yönelik kalp yetmezliği, damarla ilgili sıkıntılar gibi kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Hani o yüzden de aileler bu tür bir durumu gördüklerinde mutlaka geç kalmadan gitmeleri gerekiyor. Ve hani dediğim gibi daha çok virüs enfeksiyonları ile ilişkili ve koronavirüsle de ilişkili vakalar bildiriliyor. Peki. Serap Sözen, şimdi hep biz tabii ki evde nasıl vakit geçireceğimizden, aman hangi filmleri seyredeceğimizden bahsediyoruz ama bu dönemde aile içi şiddetin de arttığına dair raporlar var. İzolasyon döneminde tacizlerin arttığına dair aile içerisinde raporlar var. Onun dışında işsiz kalıp bu salgın başlangıcında işten çıkartılıp dönmeyle ilgili en ufak bir sinyal alamayan çalışanlar da var. Şimdi bu süreç onlar için diğerlerinden çok daha zor olsa gerek.
Mutlaka ki çok çok daha zor tabii ki. Çünkü zaten olgu başlı başına belli sıkıntılar yaratıyor. Buna ek olarak bir de iç huzurunuzun ve ev içi huzurunuzun olmadığını varsayalım ki dediğiniz gibi bu bir varsayım değil aslında. Belli bir kesim var ki bunu aynen bu şekilde deneyimliyor. Dolayısıyla katlanılması çok daha zor oluyor. Yani zemin sağlam değilse üzerine çıktığınız katta yıkılmaya mahkum olur. Hani aynı bakış açısıyla psikolojik taban sağlam değilse gelen olgular, yaşam olguları çok daha şiddetli ve çok daha yıkıcı olarak deneyimlenir. Dolayısıyla aslında bu bugünün konusu olmamalıydı bana sorarsanız Emre Bey. Yani şunu kastediyorum. Bununla ilgili önlemler alınmalıydı. Hani politik anlamda da alınmalı, psikolojik anlamda yani bu şey eğitimden bahsetmiyorum. Akademik bir eğitim değil aslında duygusal, psikolojik bir eğitim doğru. sisteminden bahsediyorum. Bunlar nasıl yani, baş edilmeli sorusu tabii, tek başına yeterli şimdi değil. Büyük bir, bunu devreye, tabii, değil mi? Devrede, büyük bir kriz geldikten sonra, yani mesela korona büyük bir kriz. Büyük bir kriz geldikten sonra bu binanın temeli sağlam değilmiş demek var. Bir de daha ortada kriz yokken bunu fark edip, zemini onarmak var. Yani genelde yapımız hani böyle sıkıştığımız zaman bir çözüm aramaya yönelik. Ama şimdi mesela evet, bazı evlerde dediğiniz gibi şiddet var. Her türlüsü. Yani belki en kötülerinden biri cinsel şiddet çocuğa karşı. Yani bunlara gözümüzü zaten kapamamalıydık. Hani bunu bu zamana kadar yapmamalıydık. Şimdi bir de korona ile evet insanlar evlere hapsoldu ve buna daha böyle bir zemin, daha kolay bu zemine ulaşmak. Şimdi çözmek daha zor. Yani şu an bir yerlerde, yani biz burada rahat rahat yayın yaparken birileri travmatize oluyor. Hani asıl travma bu baktığınız zaman. Yani bu yani bu kası geliştirmek lazım. Evet. Psikolojik kasları geliştirmek lazım toplumda. Burada tabii dediğiniz evet. gibi bu konu saatlerce uzun uzun başka programlarda da konuşacağımız evet. konu ama burada tabii ki devlet elinden geleni yapıyor. Yapmak durumunda bu tür durumlar karşısında. Tabii. Aileler, kişiler tabii ki şikayet hakkını sonuna kadar kullanmalı ve sivil toplum örgütleri değil mi? Bu tür olgularında virüs ya da sokağa çıkma yasağı ya da deprem ya da herhangi bir şey. Hani bugünkü krizimizin olmaması adı bu. Gibi. Ama biz deprem kuşağıyız. Yani hani yarın bir gün belki Allah korusun bunu konuşuyor evet. olacağız. Yani dolayısıyla hani bir şey yokken ya da bu kadar belirgin değilken çok daha ufak ipuçları vermişken müdahale etmekle kronikleşmiş bir duruma müdahale etmenin arasında muazzam fark olur. Değil mi hocam? Tabii ki, yani tabii bu ki. Fizyolojik hastalıklar için de geçerlidir. Çok teşekkür ediyorum programa geldiğiniz için ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Güne bakışını noktalıyoruz ama akşam saat 19.30'da ana haberde görüşmek üzere. Hijyen Borel'di. Türkiye'nin bor madeni katkılı yeni el dezenfektanı Borel, bakteri ve virüslere karşı güçlü etkisiyle ekstra hijyen sağlıyor. İçerdiği aloe vera, çay ağacı ve lavantadan elde edilen